Dionys'in akıl hocası ve ikinci babası sarhoş Bilges Selinoos her zamanki gibi içip dolaştığı bir sırada Frigya'da kaybolur. Artık tesadüfe Midas'ın gül bahçesine mi girer yoksa köylüler tarafından mı götürülür belli olmaz. Frigya kralı Midas'ın sarayından bulunur. Selinios bana bir dileğini söyle yerine getireyim der. Midas efsaneye göre dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini istemiştir. Dionysos kralın bu isteğini yerine getirir. Ancak daha iyi bir dilek de bulunmadığı için de kral adına üzülür. Yeni ve olağanüstü gücünü büyük bir heyecanla derhal bir meşe dalı ile kaya üzerinde denemekten kendini alamayan Midas, dokunduğu her şeyi altına çevirebildiğini görünce mutluluktan havalara uçar. Midas sarayında oturur. Fakat sofrada olup da dokunduğu her şey ekmek, şarap, et ve bunların yanı sıra kızı da altına dönüşür. Midas kendi ağzıyla kendi başına nasıl bir felaket getirmiş olduğunu anlamakta gecikmez. Açlıktan ölmek üzeredir ki Dionysos'un huzuruna çıkar. Dionysos Midas'a ellerini Paktolas nehrinde yıkaması gerektiğini söyler. Yani şimdiki Sart çayı. Şarap tanrısının dediğini yapan kral ellerini Paktolas'ın şifalı sularına daldırır daldırmaz sihirli gücünün nehre geçtiğini görür. Fakat birdenbire nehrin kumlarının altın rengine döndüğünü görür. Böylece kral Sart çayının kumlarının dillere destan rengine kavuşmuş olduğuna şahit olmuş olur. Midas'ın dokunduğu her şeyin altına dönüştüğüyle ilgili hikayesi bu şekildedir.